Efendim Profesör Doktor Enver Atalay bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Kendisi kardiyoloji uzmanı. Bugün de kalp yetmezliğinden bahsedeceğiz. Genç yaşlı çok sıkça da duyduğumuz bir konu. Hocam burada kalp yetmezliği bir kere neden olur ve tedavileri nedir? Sizden dinleyelim. Kalp yetmezliği tabii insan hayatı uzadıkça giderek sık görüyoruz artık yaşam süresi uzadığı için. Sebep olarak da en sık koroner arter hastalığı ve kalp krizleri. Tabii hipertansiyon, kan basıncının düzensiz olması. Sebebini çok iyi bilemediğimiz, daha çok viral dediğimiz miyokardit, kalp kası iltihapları gibi geniş bir spektrumda oldukça sık gördüğümüz, ileri yaşlarda daha sık, tabii bebeklikten itibaren her yaşta olabilen bir hastalık. Daha çok nefes darlığıyla kendini belli ediyor. Öncelikle yürürken, merdiven çıkarken yokuşta daralan nefes, daha sonra oturduğu yerde, yattığı yerde de insanları rahatsız ediyor, yatamaz hale geliyor ve vücutta su topladıkça, şiştikçe tabii şikayetleri artıyor insanların ve maalesef ömrü de kısaltan bir olay. Peki, kimler bundan şüphelenmeli? Mesela bazıları vardır ki bir de evhamdır üstüne. Hani çok yorulduğunda hepimizin nefesi daralır, tabii. Biz zorlanırız ama buradaki fark nedir? Yani eskiden yorulmadığı yerde artık yoruluyorsa mı? Yani nelerden şüphelenip bir kalp yetmezliğinden endişe edebilir kişi? Mesela izleyenlerimiz için de. Tabii yani böyle bahsedince. Aynı söylediğiniz gibi hiç spor yapmıyorsa hayatında veya işte kilosu fazlaysa yokuş çıkarken nefesinin daralması normal veya yürürken nefes daralması normal ama 3 gün önce, 1 ay önce, 2 ay önce hiçbir şikayet yokken son zamanlarda giderek artan bir nefes darlığı, çabuk yorulma, 3 ay öncesinde 3-4 kat çıkarken artık 1-2 katta nefesinin daralması, ayağının şişmeye başlaması, öksürük olması gibi ve tabii bir de beraberinde hasta kişi veya sigara içiyorsa, tansiyonu varsa, şeker hastalığı varsa bu riskler daha da arttığı için mutlaka doktora görünmesi lazım. Yoksa kilolu, hiç spor yapmıyor, bir kat çıkınca nefesim daralıyor. Zaten daralıyor, normal tabii. Beklediğimiz bir şey hastalık olarak. Yani tabii o da bir hastalık ama kalp yetmezliği değil tabii. Peki endişelendi, geldi. Teşhisi nasıl konuluyor ve nasıl tedavilere başvuruluyor hemen? Şimdi kalp yetmezliği teşhisi aslında klinik bir tanıdır. Hastayla konuşuruz ve muayene ederiz. Kabaca tanısını koyarız ama kesin tanısını koymak için kalp ultrasonu dediğimiz ekokardiyografi yapıyoruz. Ekokardiyografide kalp kasılmasına bakıyoruz. Tabii gevşemesine de bakıyoruz. Hani halk arasında çok iyi bilinmeyen şeylerden bir tanesi. Bu kalp yetmezliği hastaların 1/3'ünde kalp büyük değildir. Kalp iyi kasılıyordur ama kalp yetmezliği şikayetleri vardır. Demin söylediğimiz şişlikler veya şikayetler vardır. Bunların tedavisi biraz daha kolay. Ölüm riski biraz daha düşük ama kalp büyüdüyse, kapaklar kaçırıyorsa bunu ekokardiyografide, ultrasonografide çok rahat görürüz. Bundan sonraki aşamada tabii kalp yetmezliği dedikten sonra niye kalp yetmezliği oldu? Tedavisiyle beraber sebebini de mutlaka tedavi etmemiz gerekiyor. Peki ilaçlı ve ilaçsız tedavi yöntemlerinden bahsedebilir misiniz? Kalp yetmezliği tedavisi başlangıçta ilaç tedavisi ama tabii tüm hastalıklarda özellikle kalp hastalıklarında olduğu gibi hastalarımızın hayat tarzı değişiklikleri de çok önemli. Kilo vermesini istiyoruz. Tabii çok ileri kalp yetmezliği değilse spor yapmasını istiyoruz ve tuzu olabildiği kadar az tüketmesini istiyoruz. Bunun yanında tabii ilaç tedavileri var. Hem şişlikleri giderecek, hastanın nefes darlığını azaltacak hem de yaşam süresini uzatacak, ölüm riskini azaltacak ilaçlar var. Eğer bunları düzenli kullanırsa hasta, ben hep söylüyorum saç ayağı şeklindedir bu. Doktor, hasta yakını ve hasta üçlüsünün iyi çalışması lazım. Sadece doktorun ilaç yazması yeterli olmuyor. Hastanın uyması gerekiyor ilaçlara, yakının da buna destek olması gerekiyor. Çünkü çoğu yaşlı, bilinç düzeyi değişik olabilen hastalar. Bu üçlü iyi çalışırsa hastalarımız genelde rahat ediyor. Tabii zaman zaman kötüleşmeler, diyeti kaçırmalar, ilacı kaçırmalar olabilir ama bu üçünün çok iyi bir ilişkiye içinde olması gerek. Birçok ilaç tedavisi var şu anda hayat kalitesini artıran, hayatı uzatan. Bunları mutlaka hastalarımıza, her hasta için ayrı tabii, bunu seçiyoruz ve tabii ilaç dışı bazı tedavileri de uyguluyoruz. Peki hocam sadece bu bahsettiğimiz kilo, işte sağlıksız yaşam koşulları, hayat tarzındaki bir takım yanlışlıklar yol açıyor. Bir de genetik faktörü de var mıdır bunun? Genetik kalp yetmezlikleri var söylediğiniz ama çok nadir, yani direkt genetik olan. Ama genetik olarak kalp damar hastalığı riski fazladır. Genç yaşta kalp krizi geçirir. Çünkü her sigara içen, her kolesterolü yüksek olan da kalp yetmezliği, kalp krizi olmuyor. Ama genetik olarak riskliyse bunları da daha sık görüyoruz. Ama direkt genetik kalp yetmezliği çok çok nadir. Hani %1'den bile azdır. Daha çok
kalp damar hastalığı, kalp krizleri, şeker hastalığı, hipertansiyon, işte romatizmal kapak hastalığı gibi hastalıklar yapar kalp yetmezliği. Bazen haberlerde görüyoruz hocam, sporcularda da olabiliyor ya da hatta genç yaşta sporcularda. Şimdi baktığınız zaman adam sporcu, aslında sağlıklı yaşıyor, sporunu da yapıyor. Oradaki durum ne? Orada ters köşe olan durum ne? Ne gibi bir şey çıkıyor karşımıza? Sporcularda gördüğüm sen özellikle ani ölümler. Hani spor yapıyor, yıllardır hiçbir şey olmuyor. Halı sahada oynuyor, futbol maçı ama patlıyor, ölüyor. Bunların çoğunluğu hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası kalınlaşması hastalığı. Tabii bunlarda da bir nefes darlığı olabiliyor ama dediğiniz gibi çoğu spor yapıyor. Genetik yatkınlık oluyor bunlarda, genetik bir hastalık ve yıllarca hiçbir şikayet olmuyor ve bir anda kalp duruyor, ölüyor. Yani buna genel olarak kalp krizi deniyor haberlerde ama bizim tıpta kalp krizi dediğimiz şey kalp damarının tıkanması sonrasında oluşan bir olaydır. Miyokard infarktüsü dediğimiz. Bu hastalardaki ölüm kalbin aniden durması. Yani gençlerde olan, sporcularda olan genelde kalp kalınlığı vardır. Zaten spora başlamadan önce ara ara spor yaparken mutlaka check-up'larda EKG'leri, kalp ultrasonu yani ekokardiyografileri yapılır. Tamamen normal olsa bile olabiliyor işte ama bunların rutin olarak 6 ayda bir, yılda bir bakılması lazım. Bir de ayrıca sadece genetik kanal anomalileri var. Hani madem sordunuz, daha nadirdir ama hiçbir şey görmezsiniz. Elektroda bazen şüphelenirsiniz ama genelde iyidir. Bir anda hasta veya kişi spor da yapar, hayatını yaşar. Bir anda ritim bozukluğuna bağlı ölebilir. Bunların hepsine hani kalp yetmezliği deniyor, kalp krizi deniyor ama yani tıbbi aslında olarak kalp krizi değil. Hipertrofik kardiyomiyopati olan grupta kalp yetmezliği olabilir ama o farklı bir grup bunlar. Yani kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası hastalıkları, bir de kalbin elektrik sistemini ilgilendiren kanalopati dediğimiz genetik hastalıklar çoğu. Peki birbirine bağlı şeyler midir hocam? Şöyle ki mesela işte kalp yetmezliği olan bir hasta aynı zamanda işte yüksek oranda kalp krizi riski altındadır gibi, evet, bir şey söylenebilir mi? Birbirine karıştırılıyor mu yoksa? Halk arasında mesela. Yani gençlerdeki bu şekilde değildir. Hani solucan spor yapan insanlarda ama 50 yaşında sigara içiyor, şeker hastalığı var, kalp yetmezliği var. Zaten bu %99 ihtimalle kalp damar hastalığı vardır. Bilir, kalp krizi geçirmiştir, biliyordur ya da bilmiyordur, ağrısızdır veya farkına varmamıştır. Bunlar tabii tekrar kalp krizi geçirebilir. Her kalp krizinde kalpte hasar oldukça daha kötü olur kalbi. Şikayeti daha çok artar ve ölüm riski de çok daha fazla artar tabii ama bu gençlerdeki tamamen farklı. Hani ani ölüm dediğimiz olayla kalp yetmezliğinin pek alakası yok yani. Peki kalp yetmezliği tedavisi anladığımız kadarıyla öyle hani bir ilaç veriyoruz geçiyor gibi değil, kalp krizi gibi değil, işte tıkalı damarı anjiyoyla açabiliyorlar anında işte hayata dönme gibi. Burada daha uzun soluklu bir süreç var ki hasta ve yakını sürecinden bahsettiniz. Bize tedavi sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Neler uygulanıyor? Nasıl bir hayat değişikliği bekliyor? Kalp veya ilaç dışında belki neler öneriyorsunuz? Şimdi bir kere hayat tarzı değişikliği ve ilaç tedavisini mutlaka uyguluyoruz her hastaya. Optimum dediğimiz tüm alabileceği hastanın hayatını uzatan, hayat kalitesini artıran tüm ilaçları mutlaka ne olursa olsun vermemiz lazım. Tüm bunları verdikten sonra bile hastamızın kalbi genelde normal olmaz. Yani hasta ilacı içtiği sürece, söylenenleri yaptığı sürece şikayeti geçmiş olur. Ama hala kalp yetmezlik, kalbi hala bozuktur. Eğer vücutta su toplamaya başlarsa şikayetleri olmaya başlar. Yani bizim amacımız hastamız uzun yaşasın, kaliteli yaşasın, nefesi daralmasın, yürüsün, etsin. Buna çalışıyoruz. Bunun için de tabii ilaçların yanında ek tedavi yöntemlerimiz var. En uçta bakarsak kalp nakli, yani en son aşamada hiçbir şey yapamayacağımız insanlarda eğer kontraindikasyonu yoksa kesin çözüm kalp nakli. Ama kalp nakli çok kolay değil. Alıcı verici uyumsuzluğu vesaire, hani veya hastamız yaşlı, zaten önce çocuklar, gençlerden vesaire organ başlanıyor. Bağışı da biraz organ bağışı da maalesef için yok. Hani o en uç tedavi ama arada hastamızın hayatını uzatacak tedaviler var. Hayatını kolaylaştıracak. Bir tanesi resenkronizasyon tedavisi dediğimiz bir tedavi var. Kalbin sağ sol kalp dediğimiz kalbin sağ sol kısmının bir düzeni vardır. Bu düzen bozulduysa cihaz takıyoruz kalbe. CRT veya CRT dediğimiz bu düzeni sağlıyor. Yeniden kalbimiz daha düzenli hale çalışıyor. Ama bu tabii her hastaya için değil. Seçilmiş, yani hastamıza ne uygunsa onu yapıyoruz. Yani her hasta ilaç da böyledir. Tedaviler de. Bu halk arasında da kalbe pil takılma. Evet, kalbe pil takılma olayı. Aslında iki tip pil var. Bir gerçekten pil, bu CRT dediğimiz resenkronizasyon yapan, hastanın nefes darlığını azaltan, yürüme kapasitesini artıran bir de şok cihazı var. Buna da halk arasında pil deniyor.
Eğer kalp kasılması çok bozuksa pille beraber şok cihazı da takıyoruz aynı cihazın içinde. Çünkü bu kalp yetmezliği hastalarının yaklaşık yarısı bir anda kalp durarak ölür. Hani spor hayatı, sporcularda olduğu gibi bir anda ritim bozukluğu olur, hasta ölür. Bunlar da tek yapacağımız şok tedavisidir. Yani onda cihaz olduğu zaman hastamıza şok verir ve hastamız yaşar. Babamda ICD takılı hocam. ICD, aynen. Evet, aynen. ICD şok cihazı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ondan biliyorum. Biraz bu ölüm riskini bayağı azaltacak bir cihaz. Riskli hastalara mutlaka takıyoruz. İkincisi, hastalığın kalp yetmezliği giderek kötüleşir. Bunlara işte biraz sonra söyleyeceğim bazı ilaçları veriyoruz. En uçta da tabii nakil yapılıyor. Bunlara çok fazla aşırı yardımcı olmamız daha az. Yani cihaz taktığımız zaman ICD cihazı güvende hissediyoruz. Şok verecek, hasta yaşayacak diye, ama kalp yetmezliği kötüleştikçe yapılacak seçenekler azalıyor. Hastaya faydamız azalıyor. Neler yapabiliyoruz? İşte bir CRT dediğimiz pil var şok cihazından önce. Bazı hastalara takıyoruz, her hastaya değil. Mitral yetmezlik dediğimiz, kalbin bir mitral kapağı vardır. Kalp büyüdükçe kaçırmaya başlar. Bu ne kadar çok olursa hastamızın nefes darlığı şikayeti artar, ölüm riski artar. Bunu azaltmak için ilaç tedavisine ek olarak bir halk arasında ne diye mandal olarak geçen klip tedavisi var. Ortalama iki tane klip kasıktan girilerek genelde yapıyoruz. Yaklaşık 1-2 saat süren bir tedavi. Bu mitral kapak açılıp kapanırken bunları mandallıyoruz ve kaçak miktarını azaltıyoruz. Hastaların ciddi nefes darlığı azalıyor, solunum sıkıntısı azalıyor, şişlikler azalır, hayat kalitesi artar ve ölüm riski de azalıyor. Daha uzun yaşıyorlar. Bunu yapamazsak, uygun değilse veya olamıyorsa sosyokültürel veya maddi nedenlerde, kelepçe denen halk arasında farklı bir yöntem var. Bu da mitral yetmezliği dediğimiz kaçağı biraz azaltıyor ama klip kadar değil. Biraz nefes darlığımızı azaltır, şikayetleri azaltır ama hayat süresini uzatmıyor bu kelepçe. Dünyada gelişmekte olan tedaviler, kapak, mitrale kapak koyulabiliyor kasıktan yine ameliyatsız olarak. Türkiye'ye henüz gelmedi, yurt dışında da yeni yeni kullanılıyor, rutin olarak hala başlamadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda o da gelecek. O zaman hastalarımıza işte kasıktan ameliyatsız, göğsü kesmeden kapak koyacağız. Hastalarımızın nefes darlığı daha da iyi olacak. Nadiren cerrahiye de verebiliyoruz, nakil değil de kapak ameliyatını, ama bu hastalar çok riskli hastalar. Cerrahi açıdan da riskli, hastalar da çok istemiyorlar, ölüm riski yüksek diye, ama böyle ameliyata verdiğimiz hastalar da oluyor nadiren. Yani anladığımız kadarıyla bu kalp yetmezliği direkt tedavi edilen bir şey değil, ama onunla yaşayıp sıkıntılarını yaşamayacak halde devam ettirdiğiniz bir tedavi süreci. Yani biraz kronik gibi diyebiliriz, değil mi? Yani kalp yetmezliği daha çok sistolik dediğimiz kasılma bozukluğuyla olan tipi, aynı söylediğiniz gibi kronik bir kalp yetmezliğidir, kroniktir. Akut kalp yetmezliği bazen iyileşebilir ama kronik olduğu zaman ilaçlarla veya cihazlarla kalp kasılmasını tamamen normale çevirme şansımız yok. Her türlü ilaçla veya bu yöntemlerle kalp kasımda %10-15, hadi bilemedik 20'lik bir kasılma artışı olur. Yani kalp %20 çalışıyorsa 30 olur en fazla, yani 60-70 olmaz. İlaçları güzel alırsa, cihazları işte uygun cihazlar kullanılırsa bu hastamızın şikayetlerini gideriyoruz. Günlük hayatını yaşar hale getiriyoruz ve ömrünü uzatıyoruz. Aslında bu kalp yetmezliği maalesef kanserlerin, her türlü kanserden daha riskli bir olaydır. Ölüm riski daha yüksektir. Hayat beklentimiz daha düşüktür. Onun için elimizden gelen her silahla, her ilaçla, her cihazla hastamız iyi ve uzun yaşasın çalışıyoruz onun için. Yoksa sizin söylediğiniz gibi zatüre gibi, grip gibi ilacı aldım geçti değil maalesef. Yani aslında ilaçlarını kullandığında belki kiloluydu, düzensiz yaşam tarzı, bir takım sağlık problemlerinin etkisiyle kalp yetmezliği teşhisi kondu. Bir takım tedaviler uygulandı, bir takım ilaçlar var. Hayat tarzını değiştirdi. İlaçlarını düzenli kullanıyor. İşte kiloluysa kilo verdi, yediğine içtiğine sağlığına dikkat ediyor, stresten uzak duruyor gibi. Normal kalp yetmezliği olmayan diğer insanlar gibi hayatı ve ömrü aynı olabiliyor mu bu şeyde? Yani her zaman bir daha kısa gibi bir riski var mıdır diyoruz, yoksa diğer insanlardan farksız bir şekilde yaşayabilir mi hayatını? Yani diğer insanlardan aynı yaşam beklentisi maalesef yok. Ölüm riski daha yüksek bu insanların. Tabii Allah bilir ne kadar yaşayacağımızı, ama genel beklentimiz bu insanların normal insanlar kadar yaşamayacağı. Biz elimizden geldiği kadar, sizin de söylediğiniz gibi ilaçlarla, cihazlarla olabildiği kadar uzun yaşasın. Ama bu beklentimiz 70-80 işte yaşına kadar, 70, 68 yaşındaysa yaşar da,
30 yaşında bir insanı 70 yaşına kadar yaşatacağız diye bir öyle bir şey yok. En uzun yaşatacaksak böyle çok gençlere nakil tedavisi daha uygun. Zaten onlara nakil ilaçlarını veriyoruz. Kalp nakli adayı olarak cerrahlarla konuşuyoruz ve nakil bekliyoruz. Yoksa maalesef hani çıkacak, top oynayacak, basketbol oynayacak, tamamen her şey normal olacak diye bir şey yok. Kendini hasta olarak, yani ben hastayım, ona göre tabii yürüyüş yapabilir, yüzebilir ama çıkıp maç yapmayacak veya işte basketbol sahasında top atacak da maç yapmayacak. Yani hayatını biraz ona göre idame ettirecek. Risk konulardan uzak duracak. Evet. Peki sebeplerinden de aslında hepimizde biraz adayız gibi de düşündüm. Çünkü bu malum içinde bulunduğumuz yaşam, stres, düzensiz yeme içme, obezite çok yüksek artık. Nelere dikkat edilmesini özellikle söyleyebilirsiniz? Buradan biz de sizi bulmuşken bu kıymetli bilgileri almak isteriz. Kalp yetmezliği ile karşı karşıya kalmamak için nelere dikkat etmeli kişiler? Şimdi en iyisi sizin söylediğiniz gibi kalp yetmezliği oluşmaması. Evet. Yani çünkü oluştuktan sonra maalesef geri döndürme şansımız çok az. O zaman kalp damar sağlığımıza dikkat edeceğiz. Çünkü en sık sebep kalp damar hastalığı. Kalp krizi geçirmemeye çalışacak hastamız veya biz yardımcı olacağız. Bunun için de bir kere sigara içilmeyecek. Yani sigaralı ortamda da bulunmayacak. Sigara da içilmeyecek. Bu normal tütün de dahil olmak üzere nargile de ve yapay bu cihazlarda her türlü sigaradan uzak duracağız. İkincisi şeker hastası olmamaya çalışacağız. Bunun için de en önemlisi işte yapay şekerlerden uzak durmak, şişmanlamamak, spor yapmak. Velev ki şeker hastası olduk, olabildiği kadar erken tanı koyup şekerimizin iyi gitmesini sağlayacağız. Kolesterolümüz çok yüksek olmayacak. Yani genetik çok yüksekse mutlaka erken tedavi etmemiz lazım. Ailesinde 40-50 yaşında kalp krizi geçirip ölen varsa bu çok yüksek risklidir. Onun için daha sıkı bakmamız lazım. Yok ailesinde 90-100 yaşında yaşıyorsa zaten kolesterolü yüksekse büyük ihtimal gene yaşayacaktır. Hani insanları, her insanı aynı kefeye koyup aynı şekilde yapmamamız lazım. Tansiyon en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Çok sık toplumda. Hani şeker hastalığı %10-15 gibi ama tansiyon en az %35-40. Çok daha sık ve ani yükselmelerde aniden beyin kanaması olup ölebilir, damarı yırtılabilir. Uzun dönemde de kalp yetmezliği ve kalp damar hastalığı yapabilir. Tedavisi kolay, tanısı da çok kolay aslında hipertansiyon. Bir tansiyon aletiyle veya 2-3 ilaçla tamamen hastamızı çok uzun yıllar yaşatabiliyoruz. Yani hekimlerin ve hastaların burada biraz dikkatli olması lazım. En önemlisi önlemek dediğiniz gibi. Yani bunlara dikkat edeceğiz, tansiyonumuza dikkat edeceğiz, kalp damar sağlığımıza dikkat edeceğiz. Belli dönemlerde de doktora başvurup kontrollerimizi yaptıracağız. Tabii riskliysek, ailemizde de riskler varsa bunu daha sık göreceğiz tabii. Hocam çok teşekkür ederiz sohbetiniz için, verdiğiniz bilgiler için. İyi ki geldiniz hocam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim Profesör Doktor Enver Atalar bizlerle beraberdi. Hocamıza teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık devam ediyor.